أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Bütünsel düşünmeyi yani cüzde kül, cüzide külliyi görebilmeli. Düşünürken, konuşurken bunları bütünleyerek ifade etmeli. Yani buna alışmamız lazım. Ne demek? İnsan bütünsel olarak küldür, her bir organ cüzdür. Her bir organda, hücrede, DNA'da insan var, bu cüz'idir. Bu hücrelerin, DNA'larının insandaki 200 trilyondan ziyade bütünlüğüne de külli denilir. İnsan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmemeli, cüz'i nazarını külli şeylere hasredip küllileşmek zorundadır. Yoksa hadiseler onu ezer. Olaylara, sizi ezen olaylara evvelhu meyve değil, çekirdekten bakmalı. Ahiruhu meyveden bakmalı. Zahiruhu zahirden bakmalı. Batinuhu ağacın arkasından. Yani bir olayın, sizi ezen bir olayın, korkutan bir olayın, her şeyin evveli var, ahiri var, zahirisi var ve batınısı var. Bu bütünsel bakmak küllileşmektir. Böyle bizi kayıtlayan, bunlardan uzaklaştıran şeylerden tecerrüt etmemiz ve bütünlüğe bakmak, parça parça bakmamaya alışmamız gerekiyor. Çıkar ve sistematik ilişkiler var. Böyle kurallar üzerine kurulmuş. Yani ilişkilerde, insan ilişkilerde sistematiğe koymuş. Bunu böyle yapacaksın, bunu bu kadar konuşacaksın, buraya kadar gideceksin, bunu bu kadar düşüneceksin. Bu ilişkiler mesela çıkar ilişkileri var, ortaklıklar gibi. Sistematik ilişki var mesela talebe öğretmen gibi. Bu kadar düşüneceksin veya ne bileyim sistematik düşüncelerden bir tanesi de Risale-i Nur'u. Lugat da okuyacaksın. Bu sistematiktir ki insanı köleleştiriyor. Kayıtlıyor çünkü. İlk önce tanımak adına, ilim elde etmek adına doğru ise de hayatın ileri safhalarında bundan çıkmalı. Tabirleri kendi fikriyatını, hissiyatını, latifelerini ve eylemlerini koymalı. Bir daha alıyorum cümleyi. Çıkar ve sistematik ilişkiler ve konuşmalardan tecerrüt et. İçsel ilişkiler değil, dışsal. Yani bugün bunlardan çıkmalı yani. İçsel ilişkiler değil, bugün dışsal olmuş. Dolayısıyla insanları yalnızlaştırdı bu. Yani ruhsal yapıdan haberi yok. Hep böyle dış ilişkiler var, böyle bedensel bir ilişkiler var. Bunlar da ya çıkar ilişkisidir veya sistematik fabrikada işçi gibi, okulda talebe gibi veya derse giden bir insan dersi dinler, çay içer, çekip gider. Sistematik bir ilişki bunlar. Veya çıkar ilişkili. Bunlardan tecerrüt etmeli. İnsanlar yoksa dışarıda karabalık varken böyle 10 kişi, 50 kişi veya sınıfta talebe, oysa hepsi yalnızdır. Yalnızlığın getirmiş olduğu korkunç bir içsel korkular var. Ansiyete deniliyor, kaygılar var. Bunları bastırmak için dış dünyadaki böyle hu ilişkileri çoğaltmak ihtiyacını duymuştur. İnsanlık. Yani ustad dediği zaman şöyle der bunu. Açsı gösteren gururun ile
fakri gösteren kibrin ile halka kendini mutike yaptın. Yani aciz adam gururlu olur. Niçin? Acizini bastırmak için, unutmak için, ezilmemek için. Fakir adam kibirli olur. Yani dini dersi almamış, terbiye olmamış insan, hepsi böyle değil de. Niye olur? Fakirliğin ezintisinden çıkmak, eziciliğinden kurtulmak için kendisini kibirli olmaya iter. Dolayısıyla bu asıl insanlara ha 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 hu 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 lakara lukara zahirde baktığınız zaman eğleniyorlar, mutlu gibi gözükürken oysa iç alemindeki bir yangını kapatmak için kapaklardır bunlar. Bireylerin kurguladıkları düşünce formatını dayattılar. Yani birileri böyle, birileri düşünecek seni mutlu olman için. Birileri düşünecek sen neyi bilmen gerekiyor. Birileri neleri seyretmen gerekiyor. Birileri ne giymen gerekiyor. Nasıl eve, arabaya binmen gerekiyor. Bunları önümüze koydular. Kölelik asrı meydana getirildi. Hatta çok ilginçtir ama insanlar fark etmedikleri en büyük köleliklerden bir tanesi de faizdir. Ne yapar o? Bir araba alayım diye veya bir kiradan kurtulayım diye tam 25 sene fabrikaya çalışıyor. Köleleştirmiş. Bunun adı modern köleliktir. Asır modern bir kölelik. Düşünebiliyor musun? Bir arabaya bineyim de 10 sene faizini ödemek adına bankaya çalışıyorsun. Ya köleleşeceksin ya metroyla gideceksin. Hür olacaksın. O kazandığın parayı istediğin gibi yiyeceksin. İstediğin yere tatil yapabileceksin. Ama faize çalışıyorsan asla. 10 sene ona çalışacaksın. İstediğini yemezsin, giyemezsin. İstediğine hediye alamazsın. İstediğin akrabana hediye götüremezsin. Vesaire. Köle işte. Böyle düşüneceksin dayatmalarından sıyrılıp zengin düşünme yöntemini elde etmeli insan. Bu nasıl oluyor? Ne getiriyor insana? Zengin düşünme yani bir şeye dört yönden en az bakma yöntemini becermemiz lazım. Yani bir ağacı düşünebiliyor musunuz? Bir düşünün bir ağacı. Bu ağaca çekirdekten bak. Tersin olan meyveden geriye bak. Ağacın şu görünüşüne bak. Bir de ağacın arkasındaki makine. Batın tarafından bak. Ondan sonra bu insana zengin düşünceyi getiriyor. Bu peki ne kazandırıyor? Ülfeti yıkıyor. Yani alışkanlık insanı berbat ediyor. Ben bunu biliyorum diye. Alışkanlıklar ülfet oluyor. Artık hayattan zevk alamıyor ama ülfeti kaldırıp ünsiyeti getirmeli. Ünsiyet demek artık dış dünyadan, bedensel hayatın dayatmalarından insan yoruldu artık, usandı. Kendisine dönmeli, kendisiyle tanışmalı ve kendisinden zevk almalı. Artık dış dünyanın ne derler diye okul okumaz, elbise giymez, araba almaz. Mesela çok tuhaftır, ben onları yaşadım 1970'lerde. Eskide zenginler büyük binalarda otururlardı. Fakirler bir katlı veya iki katlı gecekonduda veya iki katlı evlerde otururlardı. Biz o zaman Hasköy'de oturuyorduk. İçerenköy'deydik ve koca bir İçerenköy'de herkes herkesi tanırdı. Hatta ileti kesildiği zaman en uzak köşeye ben çocuktum beni gönderiyorlardı. Orada mum alabiliyorduk. Ondan sonra halalarımızdan. Şu anda binada 5-6 kat oldum, 3 kat, 5 kat oldu. Üst katı tanımıyoruz. Eskide büyük binalarda elit tabaka oturur diye televizyonlarda hep böyle filmlerde onu asansöre gösteriyorlardı. Asansöre binmek. Sonra işte
bu gece kondurucular işte buna ulaşmak adına büyük binalara dönüştüler. Evlerini yıktılar, büyük binalara verdiler ve değil o ilçenin ahalisiyle tanışmak, komşusunu tanımaz oldu. Peki o 50 tabaka dediğimiz büyük binada oturanlar huzur buldu mu? Hayır. O fakirlerin terk ettikleri müstakil evlere o büyük binalardaki zenginler döndü ve şu anda biliyorsunuz villa dendi. Yani gecekondunun biraz gelişmiş hali şu anda villa. Aslında gecekondu Hasköy'de, Kalayıcı Bahçe'de, Kasımpaşa'da hep bunlarla doluydu. Böyle çok da mutluyduk yani. Şu anda onun biraz böyle kaliteli evine villa deniliyor. Zenginler büyük binalardan çıktı. Yerlerini fakirlere verdiler. Bu neydi? Bilerek yapılan bir tuzaktı. Toplumu bozmak için yapılmıştı. Herkesi tekleştirmek. Yani şehirde bir bütünlük vardı, komşuluk vardı, insanlık vardı, yardımlaşma vardı. Herkesi yalnızlaştırdılar büyük binada. Bu toplumu bozmak için kurulan bir tuzaktı büyük binalar. Hala köylerde mesela bir kat, iki katlı evlerde komşuluk var. Mesela bizim köyde de var. Böyle dört kat, beş katlı. Ama komşusuyla alakası yok ve kavgalı. Bir iki katlı insanlarda ise bağırıyor mesela. Ben balkonda oturduğum zaman, ikinci katın balkonu bizim ev. Oturduğum zaman karşımdaki hala bağırıyor. Hoca ne haber, nasılsın, ne yapıyorsun? Dün yoktun, lamban yanmıyordu. İşte senin o lamban yanınca ben burada kendimi mutlu hissediyorum vesaire. O kadar da bana da mutluluk veriyor. Şimdi öyle değil böyle. Bu kasten yapıldı. Bu da kölelik. Şimdi bu ülfet bir beladır. İnsanı yalnızlaştırıyor. Buhran ve bunalıma sokuyor. Başka bir şeyden anlatacağım. Korkudan anlatacağım. Ona geliyorum. Ünsiyet edilmeli. Ünsiyeti hak derler büyükler, eskilerimiz. Ünsiyeti hak. Hakka ünsiyet etmek. Cenab-ı Hakk'a. Yani Allah'a alışmak. Ünsiyet yani ona yakınlık. Ne bileyim Türkçesi yok ki veya ben getiremiyorum, ifade edemiyorum. Yani kendini onda hissetmek. Onu kendinde hissetmek. Ünsiyeti hak derler. Yani hakkı fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. İçsel zenginlik. İçe döndün mü ünsiyet oluyor. Vahşet kalkıyor, oradakilerle tanışıyorsun. Orada çok zengin şehirler var. Arkada yani sende yani beden hayatının arkasında. Demek ki kendine yatırım yapınca, tefekkür yapınca böyle bunu işte Risale-i Nur'dan tefekkürlü şeyler okuyunca tefekkür demek aslına doğru seyahat etmektir. Ruhsal hayattır. Enfusi hayattır. İçsel hayattır o. Bu sefer buna ünsiyet denilir. Yani kendinden ürkmüyor. Bir örnek vereyim geçeyim. İnsan bak evde yalnız kalamıyor. Okulda yalnız kalamıyor. Ne bileyim fabrikada yalnız kalamıyor. İlle bir şey birileri olmasını istiyor. Niçin? Çünkü ürküyor. Kendisi yani yalnız kalınca başka birileri olmayınca ruhuyla bedeni başa baş kalacaklar. Baş başa kalacaklar. Bu sefer o kadar korkuyor ki kendisiyle hiç yalnız kalmaktan. Hemen eve gelince yalnız olsa bile televizyon açıyor, teyp açıyor. Araba inince araba çalıştırıyor, bir şey teyp çalıyor. Hep böyle dışarıda. Risale-i Nur'un Sözler adlı kitabın 23. sözde. Ustad diyor ki ben bir şehre gidiyordum. O tabii böyle bir simge kullanıyor. Orada büyük binalar vardı diyor. Bazı binalar böyle zahirine baktığın zaman köyne kimse yok gibi. Böyle şenlik yoktu. Bazı binalar baktı ki dışarısı bütün şenlikler var. Sonra gittim yanlarına girdim baktım ki meğer dışarıda şenlik olmayanların içerisi canlı kıpır kıpır. Dışarı ile ilgilenmiyorlar çünkü ihtiyaç duymuyorlar. İşte birbirlerini tatmin etmişler. Ama dışarıdakiler olanlar içeride hiç kimse kalmamış. Mutluluğu aramak adına içeride birbirlerine kavga eden,
kavga etmişler. Dışarıya çıkmışlar. Dışarıda da öteki dışarıda olan binalarla hu hu lakara lukara. İşte bu içe taşınmayan, kendisiyle yalnız kalmaktan korkan, kendi böyle yalnız kaldığı zaman, kitap okuduğu zaman tefekkürle kendisine seyahat edemeyen bu adam tedirgin olur. Zaten büyükler şöyle der, eski de selef şöyle demiş: kendisine ünsiyet etmeyen insan tedirgin insandır. Bundan dolayı korkular içindedir derlerdi. Yani en tedirgin insan insandır. Nedir? Bundan dolayı tedirginliğinden bir sürü adı konulmamış çeşit çeşit korkular sarmış. Korkuyu ünsiyetle kaldırabilirsin, ünsiyet. Yani hani üstad diyor ya, kabirden korkma, dehşet alma. Niye? Bak bakayım diyor erkekçesine, merdane, kabre bak. Bak ne istiyor. Yani kaçma. Niye korkuyorsun? Bir bak bakalım. Onunla bir yüzleş. Dur bakayım arkadaş. Ey ölüm. Korkuyorum senden ama canım vermekten. Bir dakika. Niye bastırmaya, unutmaya çalışıyorsun? Bir dakika. Yani bak diyor merdane, kabrin yüzüne bak. Düşün bakalım bu neyin nesidir? Niye var hayatımın sonunda böyle bir şey var? Niye böyle bir sistemi koymuş Allah diye? Demek ki korkuyu kendinle yaşamak var ya, içsel yaşamak. Yani sırf beden hayatından yaşamamak. Ruhsal hayatı yaşayanlarda kendisiyle ünsiyet başlıyor. Yani o kadar insanlar garipleşmiş ki sigarasını vermeyen toplum var. Bak, Almanya'da çok acayip. Hatta bu Bülent kardeş vardı, Koksafen'de. Bu Nur dersini yöneten kardeşimiz, örnek isim veriyorum ki örnek olsun diye, o kardeş anlatmıştı. Biliyordum ama yaşıyor. Tam komşusu. Kadın var, yaşlı kadın. Çocukları başka şehirden, galiba Frankfurt'tan bir yerden gelecekler. Annesinden izin alıyorlar. Yani randevu alıyorlar. Randevu diyor ki mesela pazar günü 2 ile 3 arası müsaitim, o zaman gel. Yoksa gelemiyor yani. Biz paldır küldür dile basıyoruz. Komşumuza bile diyor. Mesela bugün bir çocuk Ömer diye 10 yaşından, 9 yaşında zile bastı. Ulan tam da yatıyordum. Hasan amca diyor sana elma getirdim. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir mutluluk olur mu? Bunu mümkün değil ki. Adam mesela diyor ki Almanya'da acayip, seninle ben Türkiye'ye gelmiş. Bir tanesini anlatayım ben size. Bizzat anlattı. Bu gavur, Allah inşallah İslamiyet'i nasip edecek. Tanıştık da diyor ki ben diyor Karaköy'de diyor bir tatlıcıya oturdum dedi. Kendisi anlatıyor. Acayip mutlu insanlar gördüm diyor. Acayip, Allah Allah, böyle Türkçem de vardı diyor. Çünkü konsoloslukta eskide çalışmış. Konsoloslukta çalışmış. Sonra yani yanlarına gittim diyor, bu kadar mutlu insanlar. Neyiniz oluyor dedim diyor. Yani kısacası. Akrabam değil. Yani dostuz dedi. Allah Allah. Nasıl dostsun ya? Yani dost böyle olur mu falan. Bu sefer orada tanışıyorlar. Onlarla yani ben de mutlu olmak istiyorum. Onun için dünyayı dolaşıyorum. Dost olacaksın dedi. Dost bulacaksın. Sonra bunlarla biraz işte bir hafta mı ne kalıyorlar. Ve Almanya'dan telefon ediyor bunlara. Telefon diyor ki artık diyor beni diyor akşam 9'dan sonra telefonla arayabilirsin diyor. Baba ilerlemiş. Dostu ilerlemiş yani. Yani bir şeyi becermiş, fethetmiş. Beni 9'da arayabilirsin diyor. Bundan sonra diyor 10 bin doları geçmemek şartıyla benden borç alabilirsin diyor. İsteyebilirsin diyor. Onlar bir hafta vermiş demek arabasını. Siz de diyor almaya gelince diyor 10 gün yapamıyor. Bir gün arabamı alabilirsiniz diyor. Ondan sonra ben sizinle dost olmak istiyorum diyor. Yani dostluğa bile özenilmiş bir asır. Sigarasını vermeyen, annesinin evinde randevu ile giden insana
dostluğunla kendini sohbet verince, sohbet ne demek biliyor musun? Kendini ona ikram etmektir. Allah Allah. Sohbet. Sohbet yok ki, ben Almanya'da, Avrupa'da 2004'ten beri bulunuyorum. Dünyanın her tarafında, Amerika'da dahil. Şey için söylüyorum, çok iç içe yaşadığım için, hep araştırmacı, gözlemleci olduğum, yani öyle gidip gelen bir insan değilim, işçi olarak değil. Gözlemleyici, konferans verici, imamlık yapıcı, vesaire, her çeşit düğüne giden, cenazeye giden bir insanım. Konferanslara giden bir insanım, gözlemciyim. Orada şahit oldum. Şimdi sohbet nedir bu? Sohbet kendini ona ikram etmektir. Bunun tersine bak ne olmuş? Türkiye'de de başlamış bu gavur şeyleri. Avukat bürolarında yazıyor. Danışmak 10 TL. Subhanallah. Mesela bir iş yapacaksın. Diyor ki banka teminatı ver diyor. Subhanallah. Benim sözüm teminat değil mi? Çünkü sen Müslüman değilsin ki. Müslüman sözünde durur. Sözünde durmadığın için, Müslüman değilsin, Müslüman olmadığın için sözün geçerli değil. Faiz müessesesinden bana mektup getir. Bak, teminat vereceksin diyor. Benim sözüm değil mi? Çok acayip bir şey. Demek ki sohbet etmek kendini ona teslim etmektir. Ve kendi ruhunla karşıdaki ruhu mayalamaktır. Demek ki dostluğunla kendini sohbet de verince karşıya, ona zaman vermen, içsel kazanımlarını paylaşman, yani dost olunca mayalıyorsun ya karşıyı, içsel kazanımların var. Mesela şu anda ben sizinle bunları paylaşmam dostluğumun iktizasıdır. Yoksa gavurlarda böyle olmaz. Bunu kitaba dönüştür, parayla satar. Öyledir yani. Yani çay ikram etmez yani Alman sana. Yani ama ben ömrümce aldığım bu manaları bu saatte tefekkür ederken Risale-i Nur'u bir şeyi ne bileyim fayda olur, belki olmuştur. Bir iki kelimeyle en azından sana katkım olmuştur. Bu ne yapıyorum seni? Kendimi sana takdim ediyorum. Ruhuna misafir ediyorum. Seni mayalamaya çalışıyorum. Ve bazı içsel uyuşmuş veya köhne olmuş, kokuşmuş bazı yapıların var senin. Onları uyandırmaya çalışıyorum. Onunla ne oluyor? Korkuların kaldırılıyor. İnsanın korkusu bedenle ruh ilişkisinin kopukluğundandır. Yani bazı gerçeklerden kaçıştan kaynaklanıyor. Tefekkür bir mesleğiniz varsa zahirle batın ünsiyet ediyor. Sırf bedeni yaşarsanız ülfeti yaşarsınız. Ruhu hedeflerseniz ünsiyete dönüşür. Ünsiyeti hak. Allah Allah. Hakla ünsiyet etmek. En zevkli ne biliyor musunuz? Yani şöyle diyeyim. Dünyada en tatlı, en zevkli şey nedir? Benim bildiğim şu. İmandan bahsetmiyor. Dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Güzel ahlaklı insan tadı bir bambaşkadır. Yani sana hep iyi davranan değil, güzel ahlaklı insan. Ahlak, hulukların cemidir. Buna örnek Resulullah'tır. Şunu söylemek istiyordum. Sorunla savaşma, onunla barışık yaşamayı öğren. Onunla barışık yaşaman, sana zarar vermemesinin yolu, tek yolu biliyorum. Bedensel hayatla beraber içsel hayatı beraber yaşamalı. İç ve dış dengeleri tutturmalı. Sırf içeride yaşarsan da olmaz. Dışarıda neler oluyor? Bu da ünsiyeti hak oluyor. Ahlak toplumsal isim olarak ahlak, yani efendi olmak falan değil. Kendine yatırım yapmak. Kendisine ünsiyet edeni ne yıkabilir ki?
Yani kendisiyle zevk almış, kendisiyle barışık, kendisine zevk alan, kendisini seven, bu enaniyet gurur manasında değil. Yani mesela güzel bir şey olduğu zaman böyle elhamdülillah insan keyif alıyor. Kendisini ünsiyet edeni ne yıkabilir ki? Sen kendi evinde dolaşmaktan korkar mısın? Kendi evinden. Niye insan korkuyor? Evinde niye korkuyorsun tek başında? Değil mi? Peki şöyle diyeyim. Sen kendi evinden dolaşmadan korkar mısın? Hayır. Herkes kendi evinde rahat eder. Neresi olursa olsun. Bak ben dünyada en lüks otellerde de yatmışım. Yani her devlete gitmişim. Ama benim yastığım kadar lezzetli bir yer yok. Yok hakikaten. Bak daha yeni geldim işte 2 gün oldu. Bodrum'da kamptaydık arkadaşlarla kitap okuma. Bir enfusi kamp yani. 15-20 kişi beraberdik. İyi bir yer tutmuşlardı. Bir şey anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Yaşantıdan yoksa. Şimdi en kaliteli şey malzemeleri sana sunuyorlar. Ama benim yastık yok. Benim yorganım yok. Benim odam gibi yok. Niye anlatmaya çalışıyorum? Bak. Sen kendi evinde bu kadar rahat. Peki senin bedenin var ya beden, ruhun nesidir? Yuvasıdır, evidir. Usta diyor ki, beden diyor ruhun elbisesi değil diyor, atleti gömleği değil. Yuvası evidir. Şu anda ben evdeyim, beni bunu dinleyenler de bir yerde dinliyorlar. Şu anda sen içeridesin, bulunduğun bina sana benziyor mu? Hiç bina sana benzemiyor. Ha, binadan kasıt bedendir. İçeride oturan sensin. Şimdi bu kadar örneği niye verdim? Otelde mesela. İnsan kendi evinden zevk alır değil mi? Peki bizim ruhumuzun evi olan bedenden niye zevk alamıyoruz? Niye bedensel olan ölümden korkuyoruz? Niye bedensel olan araba, bedensel olan evimiz olsun, bedensel işte lüks elbiselerim olsun, cebimde para olsun, her istediğimi yiyeyim. Bunlar evle alakalıdır. Ruh değil yani, ruhsal değil. Yani niçin insan bedeninde rahat değil sorusuna, niçin evinde rahat değil sorusuna benziyor? Çünkü kendisiyle ünsiyeti hak olan hemen hayatını değiştiriyor. Böyle bir sohbeti dinlesen, Risale'nin bir sohbetine gitsen, şimdi bu saate kalkıp bir Asay-ı Musa'yı okusa, 10 dakika, 15 dakika, Hizbul Kur'an'ı okusa, Hizbul Kur'an'ı, hemen bir kendisine zevk almaya başlar, ünsiyeti hak olur, hemen hayatını değiştirmeye kalkar. Mesela şu konuşmayı duyduktan sonra kalkıp böyle, Risale-i Nur'dan bir olan bir adam ne diyor ya, bir 10 dakika bir şey okuyayım ve evinizde Hizbul Kur'an varsa ya şöyle bir sayfayı okuyayım diyebiliyorsan bu sohbet sana tesir etmiş. Buna ünsiyeti hak denilir. Senin hakikatlerini uyandırmaya vesile ediyor. Peki ünsiyet olduğunu nasıl anlarız? Yani beden ruh ilişkisini, yani içsel hayatı da yaşadığıma delil nedir? Alamet nedir? Yani dış dünyaya bakıp hayatını dayatmaları yaşamazsın. Kendine katkı yaparsın. Toplumsal psikoloji, hayvan yani sürü psikolojisi deniliyor. Toplum nereye gidiyorsa oraya, ne giyiyorsa onları, bu yapmaz böyle. Yaparsa da tam yapmaz. Ne yapar? Kendisiyle zevk alır ve hayatında değişikliğe gider. Ünsiyet eden adam hayatında değişiklik yapar. Dış dünyanı istediğin gibi tanzim edemeyeceğinden korkular, kaygılar bir türlü bitmez. Yani dış dünya var ya beden. Bugün araba istedin, yarın uçak isteyeceksin. Bugün işte ölümü düşünmüyorsun, yarın hastalık binince. Yani böyle dış dünyayı
düzeltmeye kalkma. Peygamberimiz şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Dünyayı düzeltmeye kalkmayın. Düzeltemezsiniz. Neye benzetiyor? Çok garip. Dünya demiş, karşıdan karşıya geçmek için yıkılmak üzere dökülmüş bir köprüye benzer. Geçin gidin. Geri dönüp tamir etmeyle uğraşmayın. Beden de bir köprüdür. Alemi ervahtan, alemi ahirete vasıta olan bir vasıtadır. Bedeni düzeltmeye kalkma. Yani yapılması gerekeni yap. Bedensel hayatlarındaki yok kanserdir. Yok uzun yaşayacağım. Yok bu neden oluyor? Meşgul olma. Gaye yapma. Putlaştırma. Çocuğun terliyor, endişe ediyor. Çocuğu titriyor, ağlıyor, endişe ediyor. Çocuğu bir ateşli bir şey geçiriyor. Ne oldu? Gece yarısı beni kaldırır. Çocuğum niye ateşli geçirir? Ben ne yaptım? Allah'a ki Allah bunu ver. Niye? Çocukları putlaştırıyorlar. Bedeni putlaştırdığımız için dış dünyanı istediğin gibi tanzim edemeyeceğini bil. Eğer dış dünyanı esas yaparsan uydurukçasıyla felsefede kaygı, bizce korkuların bir türlü bitmez. Bu gösteriyor ki dahilden harice bakmaya alışman lazım. Bak dahilden, merkezden bedene bakmaya alışmamız lazım. Ötelere taşınarak kendini çoğalt. Bu cümleyi unutma. Artık bedensel hayatta teksin ama ruhsal hayata geçersen, ruhsal, dima hayatı, kalbi ve ruh hayatını yaşarsan, yaşamaya gayret edersen, ötelere taşınmış olursun. Ne olur? Kendini çoğaltmış olursun. Bedeni misalilerin çok olur. Akılda yaşarsın, vicdanlarda yaşarsın, kalpte yaşarsın, latifelerde yaşarsın, histe yaşarsın, iltizamda yaşarsın, insanda yaşarsın. Yani kendini çoğalt. Tek yaşanmaz. Sırf beden hayatı tektir. Ahirete ünsiyet et, Allah'a ünsiyet et, kitaplara ünsiyet et, dostlarının kıymetini bil. Dost, seni rahatlatan, konuştuğu zaman, göründüğü zaman seni ferahlatan dostların olsun. Varsa onların çaplarını, kalite çaplarını, iletişim çaplarını, yakınlık çapını genişlettir. Tek yaşama, tek yalnız dünyada oturup ne bekliyorsun? Yani sırf para olmadığını, psikoloji çöken bir insanın ne fabrikası ne de parası bir işe yaramadığını unutma. Geç artık arkaya. Mevcudatın arkasından bakmaya alış ve dene. Diyorlar ki burada üzülmene sebep olan şeyler orada hiç yok, yoktur. Benim bazı dostlarım var. Bana diyorlar, dedi ki burada üzüldüğün şeyler var ya, kalbi ve ruhunu, ustad diyor ya, kalbi ve ruhunu yaşarsan, yani kalbi ve ruhu daireni esas yapıp esas değer yargılarını onu yaparsan burada üzüntünün şeyler orada hiç yok. Ne demek de kalbi? Yani mesela diyelim ki arabayı kaybettin, imanımı kaybettin mi? De, arabam yok. Bak bakalım ayağın sağlam mı? Bir eli yok, iki eli olmayana bak. Bir gözün yok, iki göz olmayana bak. Bugün mesela çöp atarken gördüm. Allahu Ekber. Hala çıkmıyor aklımdan. Hem de izzetli, şerefli bir kadın pazar arabasını bulmuş. Pazar arabasına, o çöp toplama arabası da değil böyle. Siyah herhalde, Afrika'dan bir yerden gelmiş. Çöpe bakarken beni gördü, utandı, kafasını çıkarttı. Ben de başka bir yere gidiyormuş gibi yaptım böyle. Çöpten bir şey topluyordu. Ağzına da bir şey atmıştı. Sen şimdi bu akşam aç mısın yani? Yarın kahvaltıda ekmeğin var mı? Tamam. Yani
Üzüldüklerine bak bakalım değer mi? En büyük dava ne biliyor musun? En büyük mesele imanı kazanma ve kaybetme davası. Çünkü Allah bu. İman karşılığı Allah'tır. Cennet falan değil. O zaman esas davayı kaybetme, endişe, kaygın o olsun. İmanı kazanma ve kaybetme davası yok. Türkiye'de dolar ne olacak? Bilmem ne olacak. Senin namazın ne olacak? Kaza namazların ne olacak? Hiç düşündün mü? Dolardan bahsediyorsun. Dolar kaça çıkacak? Kabre gidince nükel mekile kaza namazların var, kaza oruçların var. Ne yapacaksın bunları? Onu kaygılan, endişe et. Tek dünyada oturup ne bekliyorsun? Geç artık arkaya. Mevcudatın arkasına bakmaya alış ve dene. Diyorlar ki buralarda üzülmene sebep olan şeyler ruhsal hayatta, kalbi hayatta öyle bir şey yok. Bir yerde sorun var ki, yani sende korku mu var? Demek ki bir yerde sorun var ki korku ve hafla iç içe yaşıyorsun. İçsel böyle dehşet ve vahşet, yalnızlık ve kimsesizlik, haf yani Allahsızlıktan veya iman eksikliğinden kaynaklanıyor. Korkular ise tefekkürsüzlükten kaynaklanıyor. Bir daha korku aklidir, kalp haf. Kalp haftır, kalpte haf vardır. Haf kalbidir, korku aklidir. Korkular tefekkürle, haf doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yapıp yani evrat, eskar, ibadetlerle yani imanı artırmakla hafullah'ta lezzet vardır. O demek ki bir yerde bir sorun var ki korkularımız bizi bırakmıyor. Ama Allah'tan Celle Celal haf etmediğimiz için Allah korktuklarımızdan emin etmiyor. Allah diyor ki peygambere söylettiriyor. Allah'tan haf ederseniz korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail eyler. Ama Allah'tan haf etmediğimiz için o yalnız benden haf edin diyor. O zaman Kur'an'da diyor ki bak hatırlarsınız kaçıncı ayet unuttum. Başka şeyden korkmayın, benden korkun, benden haf edin diyor. Peki niye diyor bunu? Demek ki Allah'tan korkmuyoruz. Allah diyor ya benden korkun. Mefhumu muhalifiyle benden korkmuyorsunuz diyor. Peki bedeli nedir Allah'tan korkmamanın? Korktuklarımız başımıza bela oluyor. Allah diyor ki benden korkman nispetinde korktuklarından emin edeceğim. Mesela başka ne diyor? Diyor ki benim dinime yardım ederseniz ben de size yardım edeceğim. Yani İslam'ı şunu demek istiyor. İslam ki demek istiyor değil böyle hadiste var. İslam'ı dert edinirseniz, dini dert edinirseniz Allah derdinizi üzerine alır. Mesela diyor ki hastalığınızı doktora gidin, ilaç için hemen demiyor peygamber. Hastalığınızı diyor sadakayla tedavi edin. Çok garip yani. Çok garip. Böyle cimri, pinti, duyarsız, hiç hizmet mi varmış, fakir mi varmış? Yani ruhsal davama benim ruhumu inşa eden, ruhuma katkı yapan, ruhumu ahirete hazırlayan camiler, medreseler, dershaneler veya buna hizmet edenler mi varmış? Hiç. İşte onun bedelini çekiyoruz. O zaman da içsel, ruhsal alemden dışlanıyoruz. O zaman benim dışımdakilerden emin değiliz. Şimdi bu konuda üç tane örnek vereceğim. Ondan sonra kapatıyorum. Bir önder var tarihte, bir liderler var, bir de yöneticiler var. Tarihin öznesi olanlara özne denilir. Mesela tarihte özne. Tarih böyle bir bütünsel şerit düşünün.
tarihin çekildiğini, öznek insanlar var. Geylani mesela. Tarihe özne olmuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri tarihe öz olmuş. Çekirdek olmuş. Ona yakın o tarih söylenilince Geylani merkezli izah ediliyor. Mesela 1400 sene önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o tarihe özne olmuş. Onunla ifade ediliyor o tarih. Tamam. Bunlara önder denilir. Yani inkılaplar getirmiş. İnsanları insanlık makamına çıkarmış. Bunlara önder denilir. Bu önderlerin öğretileri veya dini, yani getirdikleri noktasında neler olması lazım, neleri tercih edelim, toplumlara bunu uygulayan kişiye, toplumsal uygulayanlara, önderlerin getirdiklerini uygulayanlara da liderler denilir. Liderler denilir. Bunları da bu liderlerin toplumu idare ederken bazı mesela emniyet olur, belediye olur, bina olur, fabrika olur. Liderler oralara kadar inmezler. Bazılarına derler ki sen bunu yönet hele ya. Aranızda bunu en iyi yöneten kimdir? İşte bunlara da yönetici deniliyor. O zaman bu tarihin öznesini bul. O sana inkılap ettiriyor. Abi ne demek istiyorsun? Dine göre özne asın imamları. Asın imamlarının öğretisiyle, dersleriyle ve onun gösterdiği okumayla etmiyor. Sadakat da o öğretiyi, o dersleri benimseyip kabul edip yaparsak mutlu oluruz. Bence tabii bu kadar şey anlattım mesela 40 dakika. Felsefeyle de meşgul oldum. Ateistlikle, deistlikle, teizmle, taoyla, felsefe. Yani sanatla, bilimle, felsefeyle de meşgul oldum. Bana bu kadar tefsir de okudum. Vesaire dinle de alakalı oldum. Benim mesleğim din yani ömrüm. Benim kanaatımı, tespitimi söylüyorum. Bu asrın önderi Risale-i Nur'dur. Eğer Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket eder, benimseyip okup yaşarsak insan mutlu olur. Ben bir mevzusuyla düşünürken hatırıma düşenlerin size aktarması gerektiği kadar bir korkudan bahsettim. Ruhsal ve bedensel hayatın kopukluğundan ortaya çıkan haldır diye anlatmaya çalıştım. Bunun çaresi kendinle ünsiyet etmek. Bunu büyükler, geçmiştekiler der ki ünsiyeti haktır. İşte buna bu asırda vesile olan Risale-i Nur kitaplarıdır. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerinize olsun. Cenab-ı Hak sizi ve sizin sevdiklerinizi ve sizi sevenleri, çoluk çocuğunuz, evladı yarilerinizi, semavi arzı, maddi ve manevi, insi ve cinni şeytanların şerinden ve gözükür gözükmez kaza belalardan, musibetlerden, sihir ve büyülerden, bedduvalardan, gözlerden hıfz-ı emin eylesin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi huzur versin ve Bediüzzaman'ın tabiriyle evinizi küçük bir cennet yapmasına Cenab-ı Hak nasip eylesin. El-Fatiha.